kitle çok uyanık, çok akıllı geçiniyor. Hak etmediği şeyler istiyor. Mesela okumadığı kitap hakkında konuşuyor. Türkiye'de mesela çok gördüğüm bir olay. Bakın Türkiye'de kitlenin, genel kitlenin bir şey vardır. Özelliği vardır. Bir somut örnekle anlatacağım. Mesela Orhan Pamuk. Türkiye'de kitlenin büyük çoğunluğu Orhan Pamuk'u okumamıştır. Ama Orhan Pamuk'u sevmezler. Ve bu kitle, Orhan Pamuk'u okumayan bir kitle, bu aptal da olmayan ama akıllı da olmayan bu kitle, kurnazca şunu söyler. Orhan Pamuk kötü bir yazar. Orhan Pamuk iyi bir yazar değil. Ve sizin sormanız gereken tek bir soru vardır. Çok, bu soru çok doğru bir sorudur. Bu kitleye, bu çoğunluğa sormanız gereken tek bir soru vardır. Orhan Pamuk'u okudun mu? Cevabı şu olur. Okumadım, bana öyle dediler der. İşte tam kitle budur. Bugün bahsettiğimiz kitlelerin ayaklanması kitabında bahsedilen, aptal da olmayan, akıllı da olmayan ama kurnaz olan, demagojik olan kitle, ki demagojik siyasi partilere oy verir, demagojik liderleri çok sever, kim bağırırsa onay verir, kimin sesi daha yüksek çıkarsa, kim daha rahat yalan söylerse onu iktidara getirmek için uğraşan kitle, işte böyle kurnazca ben öyle duydum, bana öyle dediler cevabını verir. İşte kitle tam olarak budur. Oysa aklı başında biri, eğer aptal da değilse, bir yazarın kötü olduğunu bilmesi için, şahsi anlamda kötü bir yazar olduğunu, iyi bir yazar olmadığını bilmesi için onu okumuş olması gerekir. Ama gazetenin ifadeleriyle buna ihtiyacı yoktur. Evet, gazetenin bahsettiği kitlenin, bu milyonlar demokrasinin peşinden giden, işte komünizmin, sosyalizmin, şeriatın peşinden giden bu kitleler veya cumhuriyetin peşinden giden bu kitleler hiç fark etmez. O her şeyi kendi hak bilir. Her şey yerli yerindedir. Her şey doğrudur. Zaten o doğru yerdedir. Ve herkes gibi olmaktan gurur duyar. Herkes gibi yaşamaktan. Herkes Starbucks'a gidecekse Starbucks'a gider. Herkes camiye gidecekse camiye de gider. Herkes Kurban Bayramı kutlaması yapacaksa Kurban Bayramı'nı da kutlar. Herkes gibi olunca kendini çok güçlü hisseder. Ve o güçle kendi gibi olmayan, kendine benzemeyenleri yok etmeye ve onları en azından ignore etmeye, görmezlikten gelmeye çalışır.